Sen uçuracak mısın? Uçuracağım. Ortağı ne diyorsun? Ortağımın öyle çılgınlıkları var. Hani o zaman da muhabbetini ettik. Abi dedim hani gidersen olur falan. Zaten anne babası bize dedi. Bakacağız tamam, kısmet. Tamam da bunlar şimdi gerçekten çok değerli. Biraz riskli değil mi Gökhan? Eğer giderse ortaklık kontratını feshedecek misin? Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Adana'dayız. Adana'dan sevgili kardeşim Hurşitcan Korkmaz'ın mekanındayız. Bugünkü videomuzun konusu dal darının önemi. Biliyorsunuz Hurşitcan Korkmaz kardeşimizin de dal darısı var. Maşallah yer gök dal darı. Birazdan hepsini teker teker sizlere göstereceğiz. Bunun önemi nedir? Sizlere maddeler halinde açıklayacağız. İnternetten bize ulaşıyorsunuz. Abi dal darı nedir? Verelim mi vermeyelim mi diye. Bununla ilgili Hurşitcan Korkmaz kardeşimize söyleşi yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Daha fazla sizi bekletmeden hadi başlayalım. Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkürler, ben deyim. Öncelikle bereketli olsun. Çok güzel oldu günden buralar. İnşallah. Günden güne güzelleşiyor, dekorasyon maşallah. 10 numara 5 yıldız. Şurada da bir tane bakıcı var, birazdan yanına da gideceğiz. Elle besleme yapıyor. Evet. Sen bunu hademe mi tuttun, ortağın mı senin? Seviyorum. Böyle işleri seviyorum. Süpersin. Bugünkü videomuzun konusu biliyorsun dal darı. Bu işin hem üretimini hem ticaretini yapıyorsun hem de kuşlarına veriyorsun. Dal darı almak isteyen adamlar, üreticiler neden almalı, neden yedirmeli? Biraz bize bunlardan bahseder misin? Bu arada ne işe yarıyor? Hayvanlar seviyor mu, sevmiyor mu? A'dan Z'ye bugün senden bunları dal duymak istiyorum. Dal darı normalde bildiğimiz, yani muhabbet yemi dediğimiz aktarının bir türevi. Yani dalları tane olarak buna göre daha küçük, içerisindeki karbonhidrat, protein değeri normal aktarıya göre daha yüksek. Daha yüksek. Mesela şurada yeme düşmek üzere olan yavruları görüyoruz. Bak gördüğün gibi ilk vurdukları şey yem yemeyi dallarda öğreniyorlar. Evet. Mesela kuşlarda ishal olduğu zaman içindeki karbonhidrat, işte hayvan annenin yavruya sürekli kustuğu için protein miktarı düşüyor. Hani annedeki, sürekli sarf ediyor yani. Evet, kalsiyum, enerji. Evet, enerji. Aynen, enerji sarf ettiğinden dolayı bunun tanelerine baktığımız zaman yine hani aktarının elenmiş olan kısmı bu şekilde daha küçük tanelisi ama içerisindeki protein, hani karbonhidrat ve mineral öyle değerleri. Öyle tut sen, bir de öyle tut sen, bir de yanına bir aktarı koyalım, arasındaki farkı görüyorsunuz. Hemen hemen %50 oranında daha büyük. Daha büyük. Yani şöyle bir şey var. Dal darı küçük ama protein değeri herhalde tabii, daha yüksek, aynen, değil mi? Ya, balıktaki havyar gibi diyebiliriz buna. Bunun yanı sıra evet, böyle çektiğin zaman yani kuşların nedenle önemli olduğunu mesela bunu içine sap, yani taşıdığı saplardan da görebilirsin. Mesela bunu taşıyıp içinde de tüketebiliyor. Bak şurada var, şurada görebilirsin. Yani şöyle diyebilir miyiz? Dal darı alan adam hiçbir bak, şekilde posası araya gitmiyor, değil hem mi? Yuvalık olarak da kullanabiliyorsun, değil mi? Bak burada yavrular var Emnoğlu. Yani burada hayvan kendine zaten bunu hazır da bir şey yapmış oluyor. Oradan alıyor, bunu tüketiyor. Bak yavruların kursağına dikkat edersen dal darıyı görebilirsin özellikle. Burada 10 tane dur yem bakalım, koyalım. Bakalım görünüyor mu? Yani kamerada görünecek mi? Biz görebiliyoruz ama. 10 tane yem koyalım, geleceği şey dal darıdır. Bak kırmızı kırmızı dikkat edersin evet mi? Dostlar biraz da ben konuşmak istiyorum. Eğer Hurşit yanlışım varsa düzelt lütfen. Kuşlarınız hasta veyahut kırgın diyelim. Yem yemiyor. Eğer o kuşunuz o kuşunuzun önüne dalları koyduğunuzda eğer o kuş yemiyorsa o kuş ölmeye mahkumdur. Aynen, doğru mu? Aynen. Ya yani bu en sevdiği ürün yiyecek yem dallarıdır. Bunu buradan belirteyim. Bakın maşallah güzel bir ortam. Eline emeğine sağlık gerçekten. Hayatımızın inşallah. Ya bu süreç şöyle de önemli. Atıyorum. Peki sen bu dallarıyı nasıl keşfettin? Birinden mi duydun? Biz eksikliğimizin bu olduğunu gördük mesela o zaman. Bu geçmişteki çektiğimiz videoda da şey yaptık. Evet. Mesela evet, eksiğimiz neydi? Yavrular atıyorum 40 günde yeme düşüyordu. Bunun nedeninin de yani kullandığımız yemlerin iri taneli olduğunu gördük. Yavrular hani yemi kolay yiyemiyorlardı. Bunlara alternatif çözüm olarak kabuksuz aktarı kullanıyorduk. Daha sonra baktık yani dal darıyı, kızıl dal darıyı ve aktarı şeklinde de mevcut bunun yani kömekli olan kısmı yine. Evet. Onları kullanıyorduk ama ekseri kışın kullanıyorduk. Evet. Biz bunu kullandıktan sonra yavru veriminde de bir artış gördük. Yavrunun yeme düşme süresinin de kısaldığını gördük. Ve bu da ne yapıyor? Mesela ayda 10 yavru alacaksan doğal olarak yavru yeme düştüğü zaman anne bir daha yumurtlanmış oluyor. Normalde 4'te 2'sini dolu çıkaran bir anaç bir hayvanın da 4'te 4'ünü bu sefer dolu çıkarmaya başladığını gördük. Evet. Yani bunu da araştırmaya baktığımız zaman
karbonhidrattan, kalsiyumdan, proteinden, mineralden, vitamin değerlerinden vesaireden kuşun ve doğasında gerçek anlamda kendi ütopyasında bu yemler olduğu için bunu daha çok sevdiğini keşfettik. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Normalde dal darı aktarıdan biraz pahalıya geliyor. Doğru mu? Bu gerçek. Aynen. Evet, yani. Ama şöyle bir şey var. Aslında çok daha ucuz. Şimdi sen aktarıyı atıyorum kilosunu tamamen atıyorum. 30 TL'ye alıyorsun. Evet. Bunun kilosunu 60 TL'ye alıyorsun. Aynen. Şimdi bunun kilosunu 60 TL'ye alıyorsun ama bunda vitamin ihtiyacını karşılıyor. Protein ihtiyacını karşılıyor. Karbonhidratı karşılıyor. Artı bunu alıp posasını alıp yuvasına götürüp yuvasını da örüyor. Yavru ya. Olarak da sana %100 artış sağlıyor. Artış sağlıyor. Aynen. Dolayısıyla belki de aktarının şu tarz bir şey 4'te 3 kadar daha ucuz diyebiliriz belki de yani. Ya hayvandaki şimdi yavrun senin yeme erken düştü. Arkasından mesafe olarak bir dahaki süreç takip etti. Bir daha bir yavru aldın. Buradan bir kazandık. Bunun dışında şimdi sen mesela yemek yiyorsun. Vücuduna yani yarayan kısmını alıyoruz. Tüketimde mesela bunun atıyorum 200 gram tüketip 100 gramını kendine etken madde olarak hani yararlı olarak alıyorsa bunun yaşama payı evet yaşama payı alıyor. Ve verim payı yani evet. Verimlilik olarak zaten %200 bir katkı sağlamış oluyor. Evet. Onu o zaman şöyle diyebiliriz. Örnek veriyorum aktarı da siz bir kuşa aktarı verdiğinizde örnek veriyorum günde 10 gram yedi. 10 gramın normalde %4'ü 5'i yaşama payıdır. Geri evet. Kalan kısmı da verim payıdır. Ama bunu yani özür dilerim %5 dedim ama yani %50'si yaşama payıdır, %50'si verim payıdır. Ama aktarıda %30'u yaşama payı, %70'i verim payı diyebiliriz. Bununla ilgili ya. Ciddi anlamda Hurşit'le birlikte makaleler okuduk. Bununla ilgili birçok çalışma yapabilirsin. Mesela çekirdek eksik etmiyoruz. Aha, gördüğün gibi teknenin içerisinde evet. De var. Aktarının yanı sıra günlük brokoli, işte salatalık, karnabahar, havuç. Ama şu an yavru da yumurtada olduğu için, havuç evet. Kızıştırdığı için mesela vermiyoruz. Evet, biraz şöyle gel. Biraz elma. Bana doğru gel Hurşit. Mesela bak. Kaçmıyorlar gördün mü? Evet. Hani o kadar ki alışıklar. Evet şöyle orayı da çekelim şöyle. Sebze, elma mesela bunlar da tabii ki verilmezse verilmeyecek olan şeyler. Yani verilmezsen olmaz gibisinden. Ama bu olmazsa hiç olmadık şey. Mesela okaliptus. Okaliptusu niye veriyoruz? Solunum yolları. Hayvanın doğası gereği normalde okaliptus kovuklarına dikenli, bizim burada nedir? Dikenli incir deriz mesela. Evet. Ama Afrika'da falan baktığın zaman o ağaçların kovuklarına zaten yuvasını yapıyorlar. Evet. Hayvan bunu yuvasına götürdüğü zaman mesela bit oluşumunu engeller. Bizim evet. Kanat biti dediğimiz, tüy evet. Biti dediğimiz. Gece biti özellikle. Aynen. Onu gözlere göremezsin mesela. Gece bir lambayla fark edebilirsin. Evet. Tüylerini yer. Yani o oluşumu aslında engelliyor ve üst solunum yolu. Hani dikiz gibi düşün. Anladım. Mesela burada soba yanarken hatırlıyordur yani. Ateşin evet, üstüne evet. Biz bunu atarız. İçeri bile. Hani dikiz gibi kokar. Evet. Bu arada hemen bir düzeltme yapacağım sana. Herkes Hurşit Can Korkmaz kardeşimizin çok güler yüzlü olduğunu söylüyor. Kamerada şu anda gülmüyorsun onu söyleyeyim. Biraz gül. Emo sabah saat 5'te işten bilin işte gittik bugün. Saat 2.30'da işten çıktım. Evet. Senin ve... yemci ne yapıyor? Yemci. Mamacı. Neredesin? Tamam birazdan senin yanına da gideceğiz. Bu arada seni de şöyle bir alalım. Şimdi Gökhan, beni çok aradılar bu yarışma ile ilgili. Sizi aradılar mı bilmiyorum. Çok kişi aradı bizi de. Yarışma nasıl, devam ediyor mu diye işte depremden dolayı. Evet. Depremde yazıyoruz. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. İlk başta videoyu ilk defa izleyecek olanlara bu yarışma hakkında biraz bilgi verelim. Normalde Gökhan ayrı, Hurşit ayrı kümesleri vardı. Kümesleri birleştirdiler lakin kendi aralarında atışma var. İşte ben daha iyi beslerim, o daha iyi besler diye. Ben de dedim ki ya bunu... Bir içeriye dökelim. Kim daha iyiyse... Tatiline. Tatilineydi evet, değil mi? Tatiline evet, tatilineydi. Tatilineydi, evet. Tamam. Tatiline, söz mü? Evet, söz ben yancıyım evet. Abi. Ben, evet. Sen de kazansan, sen de kazansan tatile gideceğim. Evet, anca ver, evet, anca tamam. Evet, yarışmada şuydu, kim daha çok yavru alırsa pastayı o götürecekti, dolmayı o götürecekti. Şimdi niye olmadı? Biraz bunlardan bahsedelim. Yani yarışma niye olmadı? Ya depremden dolayı acı günümüz oldu. Hani kuşlar da yuvadan çıktılar. Evet. Depremden dolayı. Altına yatmadı. Ölen yavrumuz da çok oldu. Biz o dönem ilgilenemedik açıkçası. Yani evet. Hataylıyız zaten. Biliyorsun evet. Akrabalarımızın büyük çoğunluğu. Evet dostlar bu arada benim eşim de Hataylı. Eşimin evet. Büyük kayıpları var. Birinci derecenin yakın akrabalar. Hurşit'in de var. Başımız sağ olsun. Büyük deprem yaşadık. Evet. Ülkemizin
tüm dostlarımızın başı sağ olsun. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Ondan dolayı hatta iki tane içeriğimiz vardı. Güzel olmuştu. Aynen. Çok eğlenceliydi. Yayınlamama kararı aldık çünkü memleketin hali ya, ortadaydı. Biz ilgilenemedik. Bir de o dönem hani aklımıza kuş da gelmedi açıkçası. Yani. Evet, gelemedik bile. Biz de hükümetin. Aynen. Sadece yemini döktük. Kayıpların da oldu. Bulunmamız gereken yerler vardı. Orada bulunmak zorundaydık yani. Evet, evet, evet. Biz de gittik Hatay'a. Hurşit de gitti. Hurşit'i yakından takip edenler görmüştür. Şöyle yapalım. O videoda bir şey demiştik. Ben 100 tane olursa ben de yarışacağım demiştim. Videomuzu var çekeceğiz mi demiştik. Var. Çok şükür bizim de artık 100 tane oldu. Normal. Sağ olasın. Normalde ben seneye katılmayı düşünürdüm 100 tane yapmayı ama bir işimiz rast gitti. Zamanı geldi. Evet, evet. Zamanı geldi. Şimdi dostlar şöyle yapacağız. Üçümüz de yarışacağız. Evet. Tamam mı? Bundan sonra Hasan Tezgi'yi de katalım. Tamam. Hasan Tezgi'yi de katalım. Eğer Adana'dan katılmak isteyen olursa bizim aynen yarışmaya katılabilir. Herkese kapımız açık. Kurallar şu. Ya bu bir nevi şey değil. Hani kendim en iyisi benim gibi kendi aramızda eğlencesi. Eğlence yani yapıyoruz. Evet. Tatilde sonuçta yine gideceğiz. Yine hepimiz biriz zaten. Evet. İçimizde evet yabancımız yok. Hani evet dışarıdan gören arkadaş da böyle algılamasın. Evet. Ama yani bir tane de şampiyon belli olsun diyelim yani. Tamam. Şimdi en aceminiz benim. Ben de katılacağım. Hasan Tezgi de katılırsa yarışma şu. Bir sezon boyunca en fazla yavruyu kim alacak? Var mı? Sonra kalan iki kişi tatil masrafını karşılayacak. Tamam mı Gökhan? Tamam. Sarı kıza veririz Gökhan. Sarı kıza. El besleme de buna dahil mi? Bak ben elle de besliyorum. Bak istersen atom bombası ver. Tamam. Tamam mı? Ne verirsen ver. Bu arada ben açık konuşayım. Videoda söylemem doğru mu değil mi bilmiyorum. Söyleyelim. Serkan Güzel'e buradan selam olsun. Biliyorsunuz. Seviyoruz seni. Sponsorumuz oldu. Olmasaydı olmazdı yani. Evet, nasıl? Evet. Serkan abi bize bu işi öğreten, bunu inkar edemeyiz. Evet dostlar bu arada artık bu kanalın resmi sponsoru Cennet Papağan'da Serkan Güzel Beautiful evet Food sahibi. Bununla ilgili de güzel videolar üreteceğiz. Deneyler yapacağız. Zaten siz de aldınız herhalde Beautiful Food. Abi biz evet, zaten evet, bu işe aldık öyle başladık. El besleme yapıyoruz. Tamam ister el besleme, aynen, ister ayakta besleme. Hepsini ne olursa olsun tercih edebilirler. Bak şöyle olabilir. Benimki 100 tane, seninki 50 tane. Öyle değil. Birin başına de yavru. Aynen. Anladın mı? Senin 100 tane vardır. Onu masada konuşuruz canım. Gün sonunda şampiyon listesine orada bakarız. Tamam da izleyiciler şimdi merak edecek yani. Tabii canım hani onu bir yüzdeye böleriz. Tabii açık tabii. 100 tane, 50 tane. Tamam. Yüzde oranla. Yüzde oranla böleceğiz. Aramızda anlaşırsak tamam hani müşteri olsun. Peki işte. Bu arada sen mi öndeydin şu anda? Şu an için bura oturdu yani. Demiştim önde. Formüller var demiştik. Hani senin 10 yıl önde. Hani sen 10 yıl geçmişin vardı. 10 yıllık geçmişimiz var da depremden dolayı. Doğrudur. Tamam. 30 tane yavru öldü benim oradan. Ufak yavrular vardı. Anası babası dışarı çıktı depremden dolayı. Arkadaşlar da şey anlayabilirim. Hani Gökhan ayrı oraya bakıyor. Ben buraya ayrı bak. Aslında hep ikimiz yani. Bizim zaten. Hani ya ortak ortaksınız da biliyoruz ama. Yani, hani burayı ayrı böyle bölmüşüz evet zaten. Burayı ayrı bölmüşüz. İki tarafta da ilgileniyor. Kaybı nedense o kuşların yeni olduğu için depremde dışarı fırlayınca gece lambaları da kapalı olduğu için evet yuvalara girmemesinden ve gün içinde de görülüyor hani 2-3 kere oldu. Evet. O dönem zaten yavru kaybı yaşadık ve ilgilenemedik bir işin açığı. Yani 2 hafta gibi kümese uğrayamadık zaten. Anladım. Biz de öyleydik. Şu an sayılmaz hani. Önderlik sayılmaz. Yok şu an bu haftadan sonra başlıyoruz. Şu an 2'ye böleriz. Yine bir yüzdelik bir oran yaparız. Yok, ya, bence sen şey yapma. Nedir onun ismi? Orayı buraya karıştırma bence. Hayvan karıştıramayız. Onu yazdan yuvalıkları almadan önce evet tamam orantını. Yarışmamız hayırlı olsun. Hasan Tezgi de gelmek isterse başımızın tabii, tacı. Tabii. Kim gelmek isterse başımızın tacı. Eyvallah. Onun orada da videolarımızı çekeriz. Sen şimdi ne yaptın? Mama mı yaptın az önce? Mama yaptım el beslemeler için. Buyurun yakalayın. Tamam. Seni oraya alalım. Biraz tabii da orada vakit geçirdikten sonra diğer bölüme gidelim. Yalnız ben ömrümde böyle bir ana çiftçilik görmedim. Yani bebekliğinden itibaren heh yanımda geziliyor. Paket Allah gibi. Allah. Allah'ıma. Gökhan maşallah bunlar diğerlerine göre çok kaliteli. Bunlar birinci sınıf. Ahdettim ben bunları elime alıştıracağım dışarıda gezdireceğim diye. Yani gezdireceğim derken uçuracak mısın? Uçuracağım. Ortağı ne diyorsun? Ortağımın öyle çılgınlıkları var. Hani o zaman da muhabbetini ettik. Abi dedim hani gidersen olur falan. Zaten anne babası bizde dedi. Bakacağız kısmet. Tamam, tamam da bunlar şimdi gerçekten çok değerli. Biraz riskli değil mi Gökhan? Ya ben inanmıyorum ya benden beraber gezecekler. Benim yanımda yürü daha bunlar. Diyelim ki peşimden yürüdüğüne şahitlik göstersin ben. Diyelim ki şey yaptı, gitti. Kökü gittim. Kaç tane var burada? 3-5 tane var. 5 taneyi bıraktın. Hatta şöyle yapalım. İlk bırakmayı videoya alalım. Ben de orada olayım. Olur tamam mu?
Tamam. Eğer videoda da video şahidimiz olacak. Eğer giderse ortaklık kontratını feshedeceğim. Ortaklık bitmesin. Bitmez kesinlikle. Tamam. Gökhan, neden Beautiful tutmaması? Abi ben bunun kalitesine inanıyorum. Serkan Güzel'le biz daha önceden de çalıştık. Geldi kuş barakamıza da. Evet. Serkan abinin yaptığı kürleri, ilaçları da kullandık. Faydasını çok gördük. Maması olsun. Dönüştürme döneminde mesela. Aynen. Yavru maması. Meyveli kullanıyoruz. Meyveli kullanıyoruz biz şu anda ondan. Evet. Yani biz çok memnunuz. 3 tane yavru alıyorken şu anda 5 tane yavru alıyoruz. Evet. Yumurtalarımız dolu dolu çıkıyor. Evet. O zaman siz her anlamda profesyonelleşmeye başladınız. Ya Allah'ın izniyle biz şöyle, mesela salmonella'yı bilmiyorduk, ekoliyi bilmiyorduk. Yani Serkan abi dediğimiz tanıyan bilir belki. Yani ölen kuşu laboratuvarda normalde kriminale gönderip orada teşhisine koyduktan inşaat yani. İşçi kuş zaten. Profesyonelce yapıyor. Tam bir anlamda zaten muhabbet üretiminde dev yani. Daha öncesinde ben ilk Golden Spinoza ürettiği dönem tanıştım. Yani Türkiye genelde eş bulamazken bir tane bir tütüm vardı o zaman. Gökkuşağı Spinoza diye geçiyordu. Normalde o kuşlara Bengal, bakıcı Bengal kullanıyor. Başka bakıcı bir kuş kullanıyorken ben yani yaklaşık bir 50 tane takım vardı. 50 takımın tamamı kendi yavrusuna kendi bakmaya başladı. Yani Allah o noktada bir insandı. Allah işi gücü rast gelsin. Yani bize hastalık konusunda, ölümler konusunda, neyin ne olması gerektiği konusunda hayatta inkar edemeyiz yani. Eyvallah. Bu arada dostlar biz de ön görüşmeyi yaptık. Bundan sonra az önce söylediğim gibi videolarımızın sponsoru Beautiful Food olacak. Yerinde bunu sağlam. Buradan belirteceğim. Yerinde sağlam bu arada. Yerinde sağlam. Aynen, süper. Sponsor çok geçerli bir sponsor oldu. Aynen. İşi gücü rahat gelsin amin, diyelim. Amin inşallah. Peki bunları ne zamana kadar böyle besleyeceksin? Ben şimdi daldarı da koydum içine. Daldarı kırmaya başladı hayvanlar. Aa bak şurada, bitirmiş. Şurada boş sömekleri falan var. Bunları ben sabah koydum. Hem daldara koydum hem mamayla takviye çıkıyorum şu anda. 3-5 güne kadar bunlar komple mamadan yavaş yavaş eksilmeye başlar. Yeme kırmaya başladı mı ondan sonra mama işini keseceğim. Ama elimde vereceğim. Evet şöyle anne hepsini koy. Annenizin omzuna çıkın. Çıkın anneniz. Bir tane de kafaya koy. Mamayı keseceğim. Elimde yem vermeye başlayacağım. Heh. Dışarıda gezdireceğim. Zaten şu anda dışarıda geziyorlar. Evet. Dışarıda tam gezdirmeye başlayacağım yani bunları. Anladım. Maşallah. Şunlara bak. Herhangi bir sağlık problemleri yok galiba. Yok. Maşallah. Yem yerken de, mamayı yerken de görmüşsünüzdür. 5'i birden gelip yiyor yani. Evet. Evet dostlar, yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Daha önce söyledik, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni orayı unutmayalım. Evet. Beğeni unutmayın. Evet. Yakın zamanda challenge'larımız başlayacak. Kim daha çok yavru alacak? Abi, şu an 5-0 önde mi? Bu sahneyi de zaten 5-0 önde. Aynen. Herhalde bu gidişe tatile sen neden götürür gibime geliyor. Ben razıyım. Bu şekilde olsun sahne. Tamam. Hasan Tezi'yi götürür mü? Girer mi yarışa? Bak gerçekten masrafı çekecek. Son iki kişi. Mecburen bunu bebe var. 0-6 bebe var galiba. Tamam. Bayağı yer ben tuttum. Tamam, süper. Evet dostlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz ama şu yan tarafı da sizlere gösterdikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Niye yan tarafı göstereceğiz onu söyleyeyim. Hurşit, bu ara senin iki yavru ölenler de var değil mi? Evet. Sebebi deprem, ne? Deprem dönemiydi. Boylama yapamadık. Hani diğer en önce bıraktığı yumurtalar en büyük olduğu için en sonra çıkan mesela arada 5 günlük bir fark oluyor. Biz onu normalde boylama yapıyoruz işte. Ufaklarla denk getiriyoruz. Başka anne babanın altına kaydırıyoruz. Evet. Deprem dönemi ilgilenemediğim için boylama yapamadık. Atıyorum yavru. Bak şu an mesela bunlardan küçük. Evet. Başka bir anne babanın yavruları. Bunlar yuvada olsaydı, arada bir 3-4 günlük daha fark olsaydı. Bunlar mesela kaşıkla uzatıyor ya. Evet. Bunu anne varsayalım. Büyük gelecekte bunlardan önce yemi alacaktı. Bunlar doğal olarak hayati süreçte geride kalmış olacaklardı. Yani anladım. O kritik dönemde geride kalmış olacaklardı. O elle beslediğimizde o kritik dönemi atlatamadı yani. Evet. Bakamadığımız için beslenmeyi sağlayamamıştı anne tarafından. Anladım. Eğer hazırsanız, bitti mi daha yiyorlar mı? Maşallah. Sabaha kadar yerler bunlar. Günde kaç defa böyle besliyorsun?
3 saate 1. 3 saate 1. Akşam yatarken en son 5 günün sabah kalktığımda tekrar. Kardeş ben az önce... 5'te beni kaldırıyorlar. Kuşlar kendi kaldırıyor. Maşallah. Hurşit az önce şey dedim ben. Bu arada dostlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Hurşit'i mikrofonu uzatıyoruz ama Hurşit başka bir alemde. Alışmadık. Evet. Dostlar bu arada Gökhan'a 9 anneye bedel dedik de 19 anneye bedel. Eyvallah maşallah. Evet sizi dinliyoruz arkadaşlar. Buyurun. Maşallah. Hem onu yerler abi mikrofonlar. Aman. Evet hazırsanız öbür tarafa geçelim. Dostlar şu anda 2. bölümdeyiz. Gökhan Afşalı kardeşimizin hayvanların olduğu bölümdeyiz. Hurşit şöyle bir şey var. Burada niye dışlarına böyle şeyler yapmışlar? Emoğlu bura biraz daha serbest çalışma. Yani biz de çalışsın istiyoruz. Şu şekilde evet. Dallarını, saplarını görebilen. Mümkün olduğunca da onlara doğalı bırakmaya çalışıyoruz. Karışmıyoruz da. Bak mesela gel burada. Bak gördüğün gibi. Yiyorlar, yediklerini taşıyorlar. Yani bunu biz hiç eksik etmiyoruz. Dallar olsun, mama olsun, yeşillik olsun vesaire olsun. Bunun sebebi ise... Peki ben bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim lafını kesin. Kusura bakma. Daldarın olmasaydı yine daldarı alır mıydın? Ekerdim. Yani diyor ya boş... ekme değil. Ya şimdi ekemiyorsun. Apartmanda evet. Yaşıyorsun. Daldarı sen üretmiyorsun. Emolu bunu zaten üretme amacımız geçmişte hep almamızdı zaten. Hani bunu böyle fark ettik. Biz alma ihtiyacı duyduğumuz yerde üretim ihtiyacımız doğdu. Evet. Yani bunu almak zorundaydık. Biz de bunu almaktansa üretelim dedik. Hani bu bir ihtiyaçtan dolayı zaten doğdu. Anladım. Yani olmazsa olmaz diye. Yine de alırım diyorsun yani. Ben de olmazsa canım. Sağdan soldan bunu mutlaka alırım. Yavru dönemi ya da yavruya alıştırma dönemi ki bu hani 12 ayla tekamül ediyor. Şimdi yavru dönemi de olmamış olsa hayvanı bir hazırlama sürecin var senin. Evet. Şimdi önümüzdeki sezonu hazırlaman lazım. Bu bile bir süreç aslında. Yavruya hazırlama dönemi. Ya aslında her zaman verilmesi lazım. Ya, yem gibi açısından. Mesela hani yemi nasıl onun olması gerekiyorsa. Yeşillik. Atıyorum yazın ne yapacaksın? Hayvanı serin tutacak sebzeler vermen lazım. Evet. Kışın çekirdek veriyorsun hani yağlansın diye. Yazında hayvanı serin tutacak. Yulaf mesela. Şu an sadece aktarı. Çekirdeği veriyoruz. Ama yulafı yazın. Hayvanın tüyü döneminde tüyünü de değiştirmesine yarayacak. Evet. Serin tutacak yemler tercih etmen lazım. Anladım. Hani kışın bunun yanı sıra kırık mısır kullanabilirsin. Kırık mısırı yani dengeli bir şekilde aslında. Hayvanın doğada doğayı aslında enerji protein dengesini ayarlamamız lazım. Yani bunu yaparsan bu şekilde sonuçlar doğurur. Evet. Burada... Bakalım. Gel bakalım oğlum. Oo. Yani arkasına bak, da olaya, mı yaptılar? Biz bu olaya karışmıyoruz yani anladın mı? Az önceki uçan anne babanın yuvası. Evet. Bak, bu mu önce. Ora mı? Bura yuva bak. Bu ayrı mı? Bak 3. ayın 21'inde yumurta yapmış buraya. Bu ayrı mı yani evet, şu an? Evet bu ayrı. Yani oradaki anne baba ayrı, buradaki anne baba tabii canım, ayrı. Tabii canım bu birbirinden bağımsız. Bak onu arka tarafına yapmış. Bak 3. Allah ayın Allah. 21'i. Bak bu anne de içinde şu an yumurtanın üstünde. Gel. Elleme. Hiçbir şey olmaz. Yumurtalarını görebilirsin. Bak 3. ayın 21'i. Kaç yumurta yapmış? Bak, tarihi ilk yaptığı yumurtada mı koyuyorsunuz? Onu atıyoruz ama... Bak dokunduğun zaman sıcak zaten. Anne üstündeydi az önce. Bak daldarıyı gördün mü? Evet yine daldarı evet. Palmiye, daldarı yani. Okaliptus da koyuyorsun değil okaliptus, mi? Okaliptus yani solunum yolları için aslında çok iyi. Okaliptus. Aynı ama zamanda yuvaya da çekiyor yani. Filizlerini yiyor zaten. Yani bunun taze filizlerini deli gibi tüketiyor. Anladım. Şu kaliteli olan grubu da gösterdikten sonra videomuzu sonlandıralım. Hadi. Bu dişisi mi erkeği mi bu? Erkeği o. Evet. Şu erkeği bu da... Dişisi. Yine burada parvullarım var. Doğru mu? Aynen. Az önceki kuşların anne babaları bu arada. Evvink diye geçer. Altından farklı dağıtıyor o zaman. Aynen. Süper. Maşallah. Burası da Şampiyonlar Ligi mi diyelim? Ya buraya hani biraz daha kanı bozmayalım dedik. Orada başkasına çift olacak. Evet. Sonuçta yine güzel kuşlar atar ama hani bu nesilden de elimizde olsun istedik. Ve orijinali bozmayalım istedik. Hani anladım. Sırt ve yapılarına baktığın zaman... Bunlar, kümesimizde yoktu. Hani bu tarzda kuşlar oluşturmak istedim. Yavaş yavaş da kaliteye. Kremiyo dövükler zaten yine kendi yavrularımız. Anne baba tamamen ayrı bu renklerde. Evet. Hani bu kanı ayrı bir kan hattı oluşturmamız istedim. Anladım süpersin. Evet dostlar sizlere bu iki güzel insanın kümesinden seslendik. Gerçekten çok eğlenceli, dop dolu, güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Son olarak neler söylemek istersin Gökhan Akçalı? Kardeşim sana teşekkür ediyorum. Geldin bizi burada çektin. Eyvallah. Kanalında yayınlayacaksın. Sağ olasın. İzleyici arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Kendileri de yapsın. Mücadele versin. Kendilerine de bir kümes kursunlar. Yani tavsiye ediyor musun bunu? Tavsiye ediyorum. Bu işte para var mı? Para var. Huzurlu. Huzur var. Aynen öyle. Para var. Huzurlu. Hani gelip oturacak. Stres atacak. Sıkıntısı gider.
Hem kazancı da olur. Tabii. Yani kazandığına göre tekrar geri kuşanır orada. Hangi sen? Şimdi bir dakika. Ortalığı biraz kızıştıracağım. Ya, olacakları söylüyorum. Hani tamam. Baştan peşin söyleyeyim. Şimdi az önce Gökhan Akçalı kardeşimizle konuştuk. Arkandan konuştu. Gerçekten arkandan konuştu. Diyor ki Cumali diyor. İnanılmaz güzel paralar, tatlı paralar kazanıyoruz diyor. Ama vallahi bir TL cebimize girmiyor diyor. Kurşit'e diyor bir bakıyorum. Abi diyor 10 bin lira var şunu alalım. 3 bin lira var bunu alalım diyor. Arkandan konuştu söyleyeyim yani. Doğru söylüyorum. Biz kendi içimizde de bunu kavgasını ediyoruz zaten. Ya şimdi şöyle hani verdin yavru tamam saydın ama küpesinde ne yok? Mor yok. Hani ben o kuşumu görüyorum zaten. Gökhan abinin bazen haberi bile olmuyor. Kuş geliyor otogara biz gidiyoruz zaten. Ne ara aldın? Vallahi diyorum abi aldım işte. Hadi diyorum arabaya hazırla gidelim kuş almaya falan. Böyle oluyor. Diyor ki Cuma diyor kuşlardan bir kebap yiyemezsin. Sonra sen ne dedin? Kahve. Yani bir aynen, kahveye aynen. Geliyor buraya işte. Aynen. Sonra abi sen... buradayız kafamız da abi. İnan yani şöyle gidecek ne? Yani yapacak hiçbir şey yok ki. Evet. Baktığımız zaman geliyor eğlencemizde bir şey üretmenin keyfi var. Yani evet. Bir şey üretebiliyoruz. Evet. Güzel, keyifli yani. Evet. Biz bu işin burasındayız aslında. Sen izleyicilerin burasındasın da izleyiciler senden güzel şeyler duymak istiyor. İzleyicilere neler söylemek istersin? Öncelikle bizleri izlediği için herkese yani sabır gösterdiği için de teşekkür ediyorum. Bu arada tekrar hoş geldiniz. Cumali'de bu yaptığı sana da tekrar teşekkür ederim Memoğlu. Yani yaptığın işlerden dolayı gerçek anlamda oturup çoluk çocuk ailece seni izleyebiliyorsak bu bizim için bir nimet mi? Bu devirde yani. Bu denli şeyler bize sunuyorsan yani bugün ailemizin içindesin. Bu birçoğumuz için böyle. Eyvallah. Yani çok geçerli işler yapıyorsun. Yolun açık olsun. İşin daimi olsun inşallah. Eyvallah. Böyle. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Yani yapılabilir. Bu beni mutlu eder. İnşallah olumlu. Eyvallah. Şimdi güvercin çekiyorum, tavuk evet. Çekiyorum, işte cennet papağanı çekiyorum, egzotik kuşlar çekiyorum. Şöyle olumlu dönüşler oluyor. Kardeşim videodan sonra ticaretimiz arttı, daha çok tanındık, Türkiye bizi sevdi. Görüyorum, senin numaranı benden onlarca kişi, aynen. Yüzlerce kişi istiyor. Gökhan'ın istiyor. Evet, aynen. Bunun... Size bunu, bu videonun faydası oluyor mu? Bu gidişat nasıl? Emolu bizi tanıyan insanlar hani az çok bilirler ve arkadaşlar yabancı bunu yansıtırken hani işlerimizden çevremizdeki arkadaşlar da izliyor. Yalan söylemeyeceğimizi bilen kişilerdir bizi tanıyanlar da. Allah razı olsun yani arayan arayana bizleri. Çünkü senin sayesinde hani köyde ne kadar ya da tüm Adana genelinde ne kadar bugün Facebook üzerinden tanınıyorduk. Evet. Ama bugün yani YouTube gibi büyük bir platformda daha böyle binlerce kişiye hitap etmeye başladık. Yani bunun yalan söyleyecek bir tarafı yok. Bayağı büyük bir kitleye hitap etmeye başladık. Süper. İnsanlar süper. Arıyorlar. Sayemizde senin sayende YouTube'dan izlediğini söyleyip bizi arayıp olan bu işe girenler oldu mesela. Tamam. Kardeşim gireyim mi ben bu işe? Abi gir. Yani bugün yapılmayacak bir iş değil. Hakikaten. Zaten bu videoları çekmemin amacı bu. Bu aynen. Hobiyi, bu sevdayı geniş ya, kitlelere, şey yani. Daha geniş kitlelere yaymamız. Bu arada genç kardeşlerimiz de başlamak istiyor. Aynen. Sizden ricam şu. Hani ücretine ben karışamam ama videodan gelenlere evet. Yani ekstra bir %5, %10 gönlünüzden ne kapıyorsa indirim ya, yaparsanız çok yani seviniriz. Bu şekilde hani bu yaptığımız iş söylenmez. Bugün üreticiyi ben destekleyeceğim ki birlikte büyüyelim zaten. Süper. Yani şimdi adam süper. Yeni bir işe girmiş, yeni bir iş olmuş. Ne derler bir atasözü vardı yani. Ev kuranın evine senin bir faydan varsa sen ev kurmuşsun gibidir yani. Bu senin evet. Evin gibidir. Evet, bu bir nevi evet. Bir iş yani. Bir ev kuruyor gibi düşün. Evet, İnşallah evet. İyi bir yerlere gelir. Biz elimizden geleni yaparız yani. O sıkıntı yok. Süpersiniz. Şuyu kadar ayrını görsün, bereketini görsün yani. Eyvallah. Evet dostlar sizlere bu güzel mekandan seslendik. Kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı unutmayın. Dediğim gibi yani birkaç haftaya bu yarışma başlayacak. Hasan katılacak mı, katılmayacak mı ona bakacağız. Eğer katılırsa... Katılır diye tahmin tamam, ediyorum. Tamam. Yine onunla ilgili 4 kişi eğer Adana'dan katılmak isteyen olursa onların da kümesine gideriz. Bu camiayı büyütmemiz lazım. Çevremizi büyütmemiz lazım. Bu aynen. Sevdayı Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanına yaymamız lazım diye düşünüyorum. Güzel içerikler üreteceğiz. Kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar parantez içinde bizim bu işle ilgili şahsen kendi adıma hiçbir iddiam yok. Ben hobiciyim. İşin keyfindeyim. Benim asıl mesleğim. Rahmetli babam burada ceketi durur. Bizim mesleğimiz balıkçılıktı. Evet, balık üzerine iddialı olabilirim.
Ama kuş yok. Şimdi bir dakika. Şimdi sen dinle dedin. Ben onu her türlü yerim dedim. Adam 7 yıldır bu işi yapıyor. Şimdi kuşluktan sen burada ben vallahi vururum, yere vururum. Sen ne dedin? Abi, şimdi videoya oynama. Videoya oynama. Tatildeki resimlerden anlaşılır ki mi kazandı? Yani o kadar da ölmedik diyeyim. O kadar ölmedik. Tamam. Hoşça kalın. Abi bunu buraya boşuna asmadık bak. Evet. Bunu buraya boşuna asmadık yani. Hoşça kalın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.